Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlarım, inşallah bugünkü dersimiz Bakara suresinin 196. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve etimul hacce vel umrete. Hac ve umreyi tamamlayınız. Dillahi Allah için tamamlayınız. Edduhuma o hac ve ümre ibadetini eda ediniz bi hukukihima. Tüm hukuklarıyla, tüm hakkıyla ne yapınız? Bunları eda ediniz. Fein uhsirtum eğer engellenirseniz yani muni'tum engellenirseniz an itmamihima bu ibadetleri tamamlamadan alı alıkonulursanız yani tamamlayamazsanız bir aduvin bir düşman sebebiyle o zaman femeste isera yani teyessera yani yakın yani kolay olan minel hediyi o in yani kurbanlıklardan size kolay olan aleykum yani insin üzerinize vaciptir. Ve huve şatun o da bir keçidir. Ve la tahliku ruusakum yani saçınızı kazımayınız, saçınızı kesmeyinizden kasıt yani la tetehallelu yani ihramdan çıkmayınız. Yani o ihram girdiniz ihramdan çıkmayınız. Hatta ta yablugal hedyu o kurban ulaşıncaya kadar el mezkuru zikredilen yani anlatılan o kestiniz o kurban ulaş, ulaşıncaya kadar mahille yani kesilen o yerine ulaşıncaya kadar Sakın a sakın e, ihramdan çıkmayınız. Haysu o yer ki Yahil Zibhuhu yani o e, kesinmenin gerçekleştiği o yerde o yere ulaşıncaya kadar e, oradaki e, orada oranın sakinlerine ulaşıncaya kadar sakın ha sakın ihramdan çıkmayınız. Bu o yer neresidir? mekanul ihsar ihsar edilen yani engellenen yerdir. Şimdi Şafii İmam Şafii rahmetullahi'nin yani yanında ihsar edilen yerdir. Feyzbahu kişi keser fihi o e, engellenen yerde bin niyeti tahallülü yani o ümreden veyahut da o haç ibadetinden çıkmak niyetiyle keser. Ve yufarriqu dâtir alâ mesâkinhi oranın sakinlerine ve yahliqu ve halk yapar saçını kazıtır ete kısaltır. Ve bihi ve bunun ile ya bu yaptığı işlemle bu hediyle ile yahsulut tahallulu o tahallu yani o ihramdan çıkma işlemi gerçekleşir. Dolayısıyla ihramdan çıkmış olur. Ama femen kim kâne min kubüsüden ise meridan hasta ise evvayette bihi kendisine eden bir eziyet var ise min başında bir eziyet var ise kekamlin bitlenme gibi ve suda'in veya da migren baş ağrısı gibi bir hastalık varsa ve fe fehalaka fil ihrami ihramda iken saçını kazıtırsa o zaman fidiyetun aleyhi o kişi üzerine bir fidye gerekir. Nedir bu fidye? Min siyamin li selaste üç gün oruç tutmak. Ev sadakatin veya da sadaka vermek. Bi selaste esvu'un 3 sa' a. 3 sade demir 3 kilogram yakın bir miktardır. Min galibi genelinden Kutil beledi o beldenin genel azığından 3 sa vermek alaysitte temesakine 6 miskini 6 fakire yoksula vermek evet nüsük veyahut da kurban ey zibhişadin bir kurban kesme fidyelerinden bu 3 seçenekten bir tanesi o kişi üzerine vaciptir. Eğer bu hastalıktan dolayı ve hatta başında bir rahatsızlığından dolayı tıraş olursa üzerine bu üç seçenekten bir tanesi üzerine vaciptir bu fidyelerden. Ve ev buradaki ev yani min siyamin ev sadakatin ev nusuk bunlar lit tahhiri tahhir içindir. Tahhir mi seçenek içindir. Yani bu üç tanesinden bir tanesini yapmak zorundadır. Yani bu tertibe bağlı değildir. İllahi ilk başta üç gün oruç, 3 gün oruç olmasa ondan sonra altı tane miskini doyurmak veyahut da kurban kesmek bu sıraya tabi değildir. Hangisini yapmak istiyorsa bunu yapabilir. Yani tahir demek seçeneği ifade ediyor. Ve ul bihi bu yapılan işlemden dolayı fidyenin verilmesine bu iş yaptı yaptığı mesela bu hastalıktan dolayı halk yaptıktan sonra fidye vermesi gerekiyor ya işte bu işleme ekleniliyor min halkin li gayri özrin yani bir mazeret olmaksızın e, özür dilerim aziz dostlarım ve ulhika men halaka yani halk yapan kişi de ne yapılıyor buna ekleniliyor li gayri özrin özürden özrün dışında mazeret olmaksızın halk yapan yani saçını kazıtan kişi de buna ne yapılıyor? Ekleniliyor. Lenne çünkü bu kişi evle bir kefareti. Yani bir mazeretten dolayı saçını kesenden daha kefaret vermekten yükümlüdür. Yani eğer mazeretten dolayı yapıyorsa bir kişi mazeret olmaksızın yapan kişi hayli hayli kefarete nedir? Kefaret vermesi gerekir. Ve aynı şekilde. Ve kedi aynı şekilde men istemtaa istifade eden kişi bi gayril halki yani kesmenin dışında saçını kesmenin dışında kızmanın dışındaki başka işlemlerle de istifade eden kişi de bunu ekleniliyor. Kedi gibi mesela ne kullanmış? Koku kullanmış. Ve lepsi, lüpsi, elbise giymiş. Ve dehni yağlanmış. İstersen, isterseniz bunları li bir mazeretten dolayı yapsın. Ev gayri veyahut da bunların dışındaki yani mazeret olmaksızın yapsın. Bu kişilerde ne, ne yapılıyor? Bunlar, bu, bu e, mazeretten dolayı saçını kesene ne yapılıyor? Ekleniliyor. Yani onlar da ne yapması gerekir? Bu fidyeleri vermesi gerekir. Feyda emin tümül adu ve düşmandan emin olursanız bir entehebe mesela düşman gitti. Evlem evet. ev yekun veya da hiç orada var olmadı. O zaman fetemet femen <rency> <him? osure> kim temet daa kim istifade etmek isterse istemta istifade etmek isterse bil umreti umre ile yani ey bi sebebi feragihi minha umre ibadetinden umre ibadetini bitirmek sebebiyle umreyi bitirmek ile kim istifade etmek isterse neyden istifade etmek isterse bi mahzuratil ihram ihramın yasaklarından istifade etmek isterse yani ihramı İhramı bitirip de o ihramla yasak olan şeyleri yapmak isterse yani ümresini bitirdikten sonra iler Hacci Hac vaktine kadar. Yani Ey ile ihrami bihi Hac ile ihrama girinceye kadar. Yani kim bu e, işle istifa etmek isterse Yani aziz dostlarım yani kim temettü Hacci yapmak isterse. Yani buradan Mekke'ye gittiği zaman Hac aylarında oraya gidecek. ilk başta ihramını yapıp, işte, ümresini yapıp o ümreden çıkıp ta haç vaktine kadar, Arafat'a kadar ondan sonra hacının niyet etmek isterse ben yakune ehrame biha yani o ümre ümre niyetiyle ihrama girerse fi eşhurihi, haç aylarında ümre ihramına girerse o zaman o kim bunu yaparsa o zaman femesteysera. Yani femet yani teyessera. Ne kolayına gelirse minel hedi aleyhi. Kendisine. Yani o kurbandan hangisini kolayca yapabiliyorsa o onun üzerine vaciptir. Ve huve o da nedir? O hedi şatun bir keçidir. Yezbehuha onu kesecek. Badel ihrami bihi. İhram yaptıktan sonra o haç ile ihram yaptıktan sonra o e, kurbanı kesecek. Vel aftalu en güzeli yevmun nahri. Kurban günü bu kurbanı ne yapmaktır? Kesmektir. Femellem men hediye kim ki bu kurbanı bulamaz ise lifaktihi yani yoktur bulamıyor. Evet fakti semeni parasını bulamıyor. Yani e, kurban var ama parası yok alsın da kessin. O zaman fasiyamu yani Faalehi <laughs> sıya üzerine vaciptir. Sıya mesela sete eyyamin. Üç gün oruç tutması gerekir. Fil hacci haç. Yani hacdayken yani hac ihramındayken. Ey fil hal, halil, halil ihramı bihi. hac ile ihram niyet ihramda iken haç niyetiyle ihramda iken üç gün oruç tutması gerekir. Ve bu vaciptir hineyizin o zaman en yuhrime qable sabi'i. yani yedinci günden önce yani zil, zilhicce zil ayının yedinci gününden önce yedinci günden önce ihrama girmesi gerekir. Ki e, Arafat'tan önce yani ih, i, haç niyetiyle ihrama girmiş iken o oruçlarını tutabilsin. Vel en güzeli kables sadisi. Yani zilhicce'nin altıncı gününden sonra ihrama girsin. Daha güzeldir. Neden? Likeraheti keraheti yevmi arafe. Arafe günü oruç tutması mekruh olduğu için yani Arafe gününde oruçlu olmasın diye altıncı gününden önce ne yapması gerekir? O haç niyetiyle ihrama girmesi gerekir. Ve la caiz değildir savmuha. Bu günlerin orucunun tutulması, bu üç günün tutulması eyyamet teşrik teşrik günlerinde tutulması caiz değildir. Ala Tabi göre asahhi kavli şafi'i İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in iki görüşünden en sahih görüşe göre o günlerde tutması caiz değildir. Dedik ki üç gün hacda tutması gerekir. Bir de ve sebatin 7 gün daha tutması gerekir. İra atum, döndüğünüz zaman ila vatanikum vatanınıza ki Mekke'de ev gayra Mekke'den Mekke ve Mekke'nin dışındaki olan o vatanınıza döndüğünüz zaman da 7 gün tutmanız lazımdır. Vakı ile bir görüş vardır denmiştir ki de ki vatanınıza döndüğünüz zaman İza min a'mal hacci yani hacin dışında yani o döndüğünüzden kasıt yani hac işleminden çıktıktan sonra tutmanız. isterseniz vatanınıza dönün, isterseniz vatanınıza dönmeyin. Bu bir görüştür. Ve fihi ve seb'atin izâ atın kelimesinde iltifatun an gaybeti. Gaybetten dönüş e, muhataba dönüştük vardır. Yani daha önce hep e, gayb olarak böyle yapan üzerine şu lazımdır, şu lazımdır diyor. Allah-u Teala ayetin sonuna doğru ve seb'atin izâ atın diyor. Döndüğünüz zaman bu sefer muhataba ne yapıyor? Dönüş yapıyor. Tilke işte bu aşeratun kamiletun tam 10 gündür. Bu cümletun cümledir. Tilke aşeratun bir cümledir. t pekiştiren nimakabla kendisinden önceki hükmü pekiştiren bir cümledir. Zeliken hukmul meskuru. Bu söylediğimiz hüküm, söylenen hüküm. Kimi mucbül hediyi kurbanın kesilmesi, evsiyami veya da oruç tutulması, orucun vacip olması kim üzerine ala mentemet temettu hacı yapan kişinin üzerine bu şeylerin bu hükümle bu hükümlerin vacip olması bu kim içindir? Limen lem yekun ehluhu hadiril mesil haram. Ailesi yani ailesinden kasıt kendisi. Ailesi mescid-i haramın sakinlerinden değilse yani mescidil hayan Mescid haram bölgesinde eğer kişi ne yapmıyorsa ikamet etmiyorsa ben yani bir enlem yekunu olmamak olmayacaklar ala dune merhaletin min haram. Yani haram bölgesine harama haram bölgesine iki merhalenin altında olmayacaklar. İnde Şafi İmam Şafi rahmetullahi aleyhin yanında. Fe eğer iki merhalenin altında iseler yani iki merhale dediğimiz aziz dostum, bir merhale bir merhale yaklaşık 89 kilometre olan bir mesafedir. Yani eğer bu mesafenin üzerinde ise bu kişiler bu işlemleri yapacaklar. Ama feyin şayet kâne ise kişi e, kişi bu şeylerin altında ise bu mesafenin altında ise o zaman haram bölgesinin sakinlerinden sayıdır. Fele aleyhi. Onun üzerine herhangi bir e, kurban kesme gibi bir durum söz konusu değildir. Yani temettü hacı yaparsa bu kişi. Ve la siyame oruç tutması da söz konusu değildir. Ve in temettü ne kadar temettü de yapsa yani bu kişi üzerine böyle bir e, e, ibadet yani kan kes yani kan ver yani kurban kestirme veyahut da oruç tutma gibi bir fidye vermesi söz konusu değildir. Ve fi zikril ehli dedi ya aziz dostlarım Zalik elimen lem ehluhu bu ehlin zikredilmesinde işarun bir işaret vardır ki bi istiratil istitani orayı vatan edinme şartı vardır. Değil ki yani orada 2-3 ay kalan kişi oranın yerlisi orayı kendisine vatan edinmişlik şartı vardır. Felev akame mesela kişi orada kalırsa kabl eşrul hacci hac aylarından önce gidip orada kaldı. Haçtan 4 ay önce gitti kaldı. Ve lem Ve orayı, oranın vatandaşı değildir. Oranın, orayı kendisine vatan edilmemişse. E veyahut da yaptı. Gene faali ve Aziz dostlarım bu ev değildir. Bu vavudur. Ve lem Orayı vatan edilmemiş ama ve temetta'a temettü hacı yapmıştır. Fe aleyhi Gene 10 üzerine bu yani kurban veyahut da 10 gün yani üç gün orada olmak 7 günde vatanda olmak kaydıyla 10 gün oruç tutması yine yani o kişi üzerine vaciptir. Vahve bu görüş ehadu vecihin iki görüşten bir tanesidir. de Şafi İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyhinin iki görüşünden bir tanesi de budur. Yani ne kadar 4-5 ay orada kalsa bile haçtan önce ama orayı vatan edinmemişse temettu hacı yapmışsa yine o kişi üzerine e, oruç veyahut da kurban farzdır. Ve sen ikinci görüşü ise la hayır. Yani hac haç önce gitmiş temettü yaptıysa ne kadar oraya vatan edilmemesi dahi gene onun üzerine bu şeyler vacip dedi. Bu ikinci görüştür. Vel ehlu ehl yani buradaki ehlden kasıt bu kinayetun anne nefsi. Nefsten kinayet. Yani illa ailesi olması gerekmiyor. Kendisi oranın vatandaşı olacak. Ve ulhika bil mutemetti'i yani temettü hacı yapana eklenilmiştir. Fî mâzikira bu konularda yani bu kurban kesimi ve hatta orucun üzerine vacip olması konusunda biz sünneti yani hadisler ile hadisler ışığın hadisler ışığı ile hadisler vasıtasıyla e, eklenilmiştir. Kim el qarinu kıran hacı yapan yani hac ile ümreyi tek bir niyetle yapan. Ve karın kimdir? Men o kişidir ki ehrame bil umreti vel haccı me'an. Ümre ve hac ibadetini beraber beraber iki ibadeti tek bir niyetle ihrama, ihrama girmiş, niyetini etmiş kişidir. E veyahut da aleyha kable tavafi. Tavaf etmeden önce ümreyi de hacca girdiren. ilk başı ümre niyetini yapmıştı. Ama daha tavafa gitmeden önce haccı da bunun üzerine ekleyen kişiye biz karın diyoruz. İşte bu kral hacı yapan kişi de bu temettü hacı yapan kişiye ne yapılmıştır? Eklenilmiştir. Yani kişi kral hacı da yaparsa, temettü hacı da yaparsa aynı şekilde bir kurban kesmesi gerekir. Olmazsa e, on gün oruç tutması gerekir. Vettekullaha <Sessizlik> Allah'tan korkunuz. Fime ye'murukum bihi yani emrettiği şeyler hakkında Allah'tan korkunuz. Ve yehnâkum an kendisinden yasakladığı şeyler hakkında Allah'tan korkunuz. Ve alemu biliniz ki ennallahu allahu teala şedidül iqabi. Yani azabı çetin olandır. Limen o kişi ki halefe kendisine karşı çıkan kişi için azabı çetin olan zattır. Aziz dostlarım Bugünkü dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala ve sahbihi ecma'in.